Amfibretum'un olan tesirinde aşk. Amfibretum, sürrealizmin kurucularındandır. Bu nedenle de kitap sürrealizmin içinde savunan bir anlatıma sahiptir. Amfibretum'un tanımıyla sürrealizm, kişinin düşüneceğini gerçek işleyişini, sözel, yazılı ya da başka herhangi bir şekilde ifade etmeyi seçtiği katıksız ruhsal otomatizmdir. Estetik veya ahlaki kaygılardan arınmış olarak, mantık tarafından uygulanan hiçbir kontrolün geçerli olmadığı, düşüncenin kendini ortaya koyduğu bir düzlemdir. Bu düşüncenin üzerine yazdığı ilk otobiyografik romandır Nadia. Bir anılar biçiminden de imaret diyebiliriz. Breton'un kitabı şu şekilde tanımladığını görürüz. Burada özel çaba harcamaksızın, tarafından hiçbir istek veya eylemin karşılığı olmadan, öylesine başıma gelmiş olan, akla gelmez yollardan çıkıp gelerek, bana nesnesi olduğum gözden düşmenin ölçüsünü veren bir takım şeyleri hatırlamakla yetineceğim der. Anılar bize derin etkiler bırakan, bizi yazmaya sürükleyen sözcükler karmaşasıdır. Karmaşadır çünkü bizi bir arayışın içine sokar. Cevap vermekten korktuğumuz soruları hatırlatır. Bu yüzden de cesaret gerektirir. Antony'nin cesaretle yanıp tutuştuğunu kitabın ilk cümlesinde görürüz. Ben kimim der. Herkesin kendisine sormaktan korktuğu o soruyla başlar. Ama Antony burada istisna yapıp bir atasözünü atıp bulunur. Neden bütün olay kiminle yatıp kalktığını bilmek sorusuna indirgenmesin? Bana kiminle düşüp kalktığını söyle, sana kim olduğunu söyleyin. Düşüp kalktığımız kişiler etrafımızdakilerdir. Onlar değiştikçe biz değişiriz. Ve böylelikle ben kimim sorusuna değişir. Ben kimim, şimdi kimim, kim olmuştum? Kısacası etrafımızdaki kişilerin kim olduğuyla ilgili bizim kim olduğumuz. O halde düşüp kalktığın kişi sensindir ya da eksikliğini hissettiğin sen. İnsan bu eksikliği arar durur. Bu onu zavallı bir haline dönüştürse de zavallı yapmaz. Çünkü böyle olmayı kendisi seçmiştir. Aşktan bu arayışın içine çıka gelir. Bize kim olduğumuzu kafamıza vura vura hatırlatır. Peki aşkın karşılığı nedir? İnsan kendi varoluşunu gerçekleştirmek için mi başkasının varoluşuna ihtiyaç duyar? Aşk bir yoksunluk mudur? Diotima'ya göre aşk şeylerin aşkıdır. Bu şeyler aşığın kendisine eksikliğini duyduğu şeylerdir. Aşık kimsenin arzuladığı şeyler onun sahip olmadığı, mizah olmayan ve yoksun olduğu şeylerdir. Böylece aşk güzellikten, dolayısıyla iyi şeylerden de yoksundur. Onun etkisi altındaki kimseler bu yoksun oldukları şeyleri arzularlar. Aşk arayışı kendini yeniden bulma arayışıdır ve insanı amaçsız bir yürüyüşe sürükler. Antre, ilk olarak tüm sıradanlıklar içinde 4 Ekim 1926 günü Lafayette Sokağı'nda sıranın sadece Antre'nin bildiği pek kasvetli geçen öğleden sonraların birinde kalabalıkların arasında amaçsız bir yürüyüşün ardından birdenbire görür ağaçlarını. O anı şöyle anlatır. Az önce bir kilisenin önündeki adını unuttum ya da bilmediğim bir kavşağa geçmiştim ki birdenbire belki 10 adım ötemde ve aksi yönde gelen çok yoksul giyimli bir genç kadına gözüne takılıyor. İlk bakışta aşığın sevgilide arzuladığı şey nedir? Onu diğerlerinden ayıran şey ne olmalıdır? Ama herkesten farklı bir kadına bakıyordu. Bu kadın oraya uyuşmayan bir tabloya benzerliğiyle dikkat çekmekteydi. Gösterişsiz haline rağmen diğer bütün gelip geçenlerin aksine başı dik yürüyen kadındı. O kadar ince ve narin ki yürürken sanki yere basmıyor. Aşk arayışı insanın yön yürüyüşünü kaybettirir. Amaçsız bir yürüyüşün ardından bulunurlar birbirine. Çünkü aşk geldikten sonra amaçsızlıktan sınırlıverirler. Aşık sevgiyi gördüğü andan itibaren öncesi ya da sonrası yoktur. Aşk bir kimsenin zamanla yeni bir kimse olmasının, unutmasının ve öğrenmesinin imkanıdır. Aşk olayın içinde olmayan biri isimsizdir. Bana adını söylüyor. Kendisine seçtiği adı. Nadia. Çünkü bu Rusça'da umut kelimesinin başıdır. Çünkü her şeyin başındayım. Bir karısı olmasına rağmen artık umudu Nadia'yı aramaya başlar. Kendisine sorup durduğu, cevabını bulmakta zorlandığı o soruyu sorar Andre. Peki ya kimsiniz siz? Nadia hiç tereddütsüz. Avare ruhum ben. İkisi için bu avarelik birbiriyle sonuçlanacaktır. Sevgili aşığı boş olmaktan kurtarır. Antre de artık karşısına çıkacak kişinin kim olduğunu, sonuna gideceği yeri biliyordu. Nadia'ydı o. Günün sonunda Nadia artık hoşça kal demek istediğinde Antre
hamleyi kimin beklediğini sorar. Karım der. Aşk aynı anda iki kişiyi sevebilmek midir? Bunu aşk diyebilir miyiz? İnsan nasıl olur da biriyle kendine başka birine kapılır? Ya evlisiniz demek. Öyleyse tüh ne yapalım? Ama o büyük fikir. Madem bir tepkisiyle kışkırtmaya yol açar ve kendisini bir seçeneğe dönüştürür. Bu kışkırtma Andre'yi büyülemiştir ve hiç düşünmeden seçeneği kabul edecektir. Az önce onu görmeye başlamıştım. Gerçekten bir yıldızdı. Kendisine doğru gittiğiniz bir yıldız. Bu yıldıza varamamazlık edemezsiniz. Nadia karısının bile öne geçmeyeceği bir yıldız. Her şeyin üstünde yüce bir varlık olmuştu. Andre belirsizlikler içindedir. Ve tek güvencesi karısının varlığıdır. Bu yüzden aynı zamanda korkaktır da. Andre ne şekilde söylendiği bilinmeden Nadia'yı karısına anlatır. Aşkın ahlakla bağı sorgulanabilir mi? Aşık bir şey kanıtlamak zorunda mıdır? Belki de kendine kanıtlayabilirse sorun olmayacaktır. Aşık sevgiliyi yeniden nasıl görmek ister? İlk buluşmada Nadia artık o yoksul görünümlü kadın değil, oldukça şık bir haldedir. Her detayı Andre'ye etkilemiştir. Buluşmanın sonunda Nadia ona eşlik eder ve eve dönerler. Nadia'yla yapmak istediği, konuşmak istediği her şeyi gerçekleştiriyordu. Bir tek cinselliğin içine girmiyordu. Andre bu yüzden hep karısına dönüyordu. Çünkü Nadia'da aradığı cinsellik değildi. Andre için Nadia'da cinsellik aramak imkansız bir fikirdi. Her gecenin sonunda yine Nadia'ya dönüyordu. Pazanias'ın aşk anlayışından hareketle şu soru sorulabilir. Aşk iki şekilde yaşanabilir mi? Pazanias, Maya sevgili ve göksel sevgili olarak aşkı ele alır. Burada Antine, karısıyla Maya olan aşkı yaşayıp onun ruhundan çok bedenine tutulur ve geri kalan bütün ruhani olan şeyleri de Nadia'da yaşamaktadır. Pazanias'ın düşüncesi üzerine bunu tek bir kişide toplayabiliriz belki de. O halde Nadia kimdi? Nasıl yemeğinden çıka gelmişti? Nadia oyun oynamayı seven, sık sık kendi kendine konuşan biridir. Nadia kendisini sevmiş olabileceği, kendisini seven biriyle tanışmıştır. Hiç beklenmedik bir anda onu terk etmeye karar vermiştir. Terk etmesinin sebebi onu sıkar diye korkmasındandır. İnsan aşık olduğuna neden sevdiğini sıkmaktan korkar ki? Aşık sevene kadar hep kendi eksikliğini gizler, onu yok saymaya çalışır. Ama bir gün terk ettiği kişi çıka gelir ve yine sana kendini hatırlatır. Aslında o an görürsün aslında hiçbir şey göremediğini. Terk ettiği kişiyle tekrar karşılaştığında parmağının son ikisinin bitişik olduğunu görmek Nadia'da bir çığlığa sebebiyet verir. Oysa ki o et hep yaralıydı. Kendi eksikliklerinden görememiştir onun eksikliğini. İnanır mısınız aşkın böyle şeyler yapabileceğine? Yokuma'ya göre aşk bir ara varlıktır. Aşkın eksiklikten dolayı iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin olduğu değil, bu ikisi arasında bir şey olması gerektiğini düşünmek daha iyi olacaktır. Çünkü güzel olmayan bir şeyin çirkin olduğunu, cahil olduğunu söylemek haksızlıktır. Önceki sevgilisi haksızlık etmişti Nadia'ya. Yakima'ya göre saf güzellik, insanın onun kendisine ait değersiz ve çürüyen yönlerinden arındırılmış halidir. Nadia tüm saflığıyla bakarken sevdiğine, sevgilisi hiç bilmediği şu kelimeyle tekrar son verir aşkına. Yangalak. Alsak Lorena döneyim bari. Ancak orada kadınlar sevmeyi biliyor. Sürenit'in özleminin en uzak ucuna, en güçlü fikrine, Nadia'nın deneyimleriyle dokunmuş olmuyor muyuz? Fantezilerimizi özgür bıraktığımızda gerçekten onlarla yaşamamız mümkündür. Sürenit'in derinliklerine dalan zihin, çocukluğun en güzel kısımlarını parıldayan bir heyecanla yeniden yaşar. Nadia böyle bir derinliğin içine yüzmeye çabalıyor ve çocuksu masumiyetini kaybetmeden İçinden çıkamadığı korku ile yüzleşip duruyordu. Adeta kendine sığınacak güvenli bir alan arıyordu. Tıpkı Adeta'nın kendini aradığı gibi. Bir sonraki buluşmada Nadia ilk günkü görünümüne geri döner. Adeta'nın yazdığı makaleyi okuyup gelmiştir. Ve o makalede kendini bulduğunu ve bundan rahatsız olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Nadia kendini makalede geçen Sphinx ile özleştirir. Çünkü Adeta'nın yazısındaki olay ile kendi durumlarını benzeştirir. Söz gelimi Sphinx, Mısır'da bulunan vücudu aslan tasviminde güzel bir kadın görünümlü figür ve aynı zamanda Yunan mitolojisinde yolculara soru soran ve bilmediklerine yutan bir canavar olarak tanımlanır. Nadia'nın etrafı gezerken sorgulayan tavrı onu daha da kendisine benzetmeye yol açar.
Bu yüzden Antony'ye kendi görünümüyle ve kuşkulu hali de haykırıyor. Ben buyum. İlk günkü gösterişsiz, yoksun ve karmakarışık halim de buyum. Arzulayacağım, peşinden koşabileceğim bir sefer değil. Nadia'nın Antony'ye karşı olan güveni burada kırıldı. Bu başlayan geri çekilme düşüncesi, sevginin ilk geri adımı atmasına yol açar. Pazaniyas'ın görüşünde olduğu gibi, aşk oyununda ilk başta kim aşık, kim sevgili belli değildir. Bunlar yer değiştirebilir. Bu oyun hangi tarafın sevgili, hangi tarafın aşık olduğu belli olmayacağı dek sürer. Kitap da bize sürekli bu durumu hatırlatıp duracaktır. Nadia'nın içindeki mücadelenin devam ettiği anlaşılıyordu. Birdenbire kendini bırakıp, gözlerini yumarak dudaklarını Antony'a sundu. Bununla Antony'nin ona tatmin edici, güven verici davranmasını istedi. Korkun Nadia'nın yüreğine ele geçirmişti. Ölüler, öleceksin gördüm işte. Ölmek istemiyorum. Antony ilk defa onun hayal dünyasına giriş yapıyordu. Müthiş bir korkuyla, tıpkı Platon'un mağarasında, zincirlerinden kurtulup güneşi görmesiyle gözleri kamaşan, korkuya kapılan o insan gibi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Nadia'nın hayatında olan büyük dost, 75 yaşlarında, uzun süre sömürgelerde yaşamış ve ona hiçbir zaman kim olduğunu söylememiştir. Nadia'nın hayatının üstünde gezinen bir el vardı. O büyük elin dostuydu. Nadia bu elin onun tüm kötülüklere karşı koruduğunu düşünse de, düşüncelerin ışığını kesen karanlık bir elden başka bir şey olmamıştı. Büyük dostu şöyle anlatır. O olmasaydı ben çoktan turna olmuştum. Her akşam onu uyutan, bu adamdan kopamayacağımı düşünüyordum. Ama Antony bulmuştu artık. Peki bağımlılıklarından kurtulabilecek miydi? Antony Nafya'yı sakinleştirmek için Baudelaire'den bir şiir okur. Sesinin iniş çıkışları ona yeni bir ürküntü, öpüşlerinin anısıyla derinleşen bir korku doğuruyordu. Ve içinde tehdit hissi yaratıyordu. Neydi onu tehdit eden? Önceki ilişkileri mi onu korkutan, yoksa sihirin üstündeki, suyun üzerinde alev alev yanan o el miydi? O el neden hep orada? Ateşle suyun bir ve aynı olduğu doğru. Önümüze fışkırıp duran su bizim düşüncelerimiz. Bırak beni göreyim şöyle derim Antony'a. Antony'a sorular sorar. Neden buradan gitmemizi istiyorsun? Neden korkuyorsun? Çok hasta olduğuma inanıyorsun değil mi? Bu son soruyla kendine inkar ettiği her şeyi doğruluyordu. Oysa ki Antony bu düşünceleri sevgilisine hiç hissettirmemiştir. Nadia'nın önceki yaraları istemsiz olarak yeniden canlanıyordu. Antony artık sevgilisini anlamakta yorulmaya başlamıştı. Şöyle söylüyordu. Artık sadece kendisi içinmiş gibi konuşuyor. Dahası bütün söyledikleri zaten beni ilgilendirmiyor. Yüzü benimkinin aksi yönüne dönük bıkmaya başlıyor. Nadia'ya ulaşmakta zorlanıyordu. Eğer insan bu sıkıntıların kimine katlanacaksa bir yerde mola vermesi hayırlı olacaktı. Bundan sonraki buluşmalarını bir gün arayla yapmışlardı. Bu Antony'yi sorgulamaya sürükler ve Nadia'nın sorunlarındansa kendisi için söz konusu olan sevgiyi düşünür. Peki o beni nasıl görüyor, nasıl yargılıyor, onu seviyor muyum? Ona yakın olmakla birlikte ona yakın olan şeylere daha yakın. Nadia çocuksu saflıkla bakar dünyaya, savunmasızdı. Hayal gücü her şeyin üstüne olan, onu özgür kılan bir şeydi. Milton Sürrealist Manifestolarda bu durumu şöyle belirtti. Belki de insanın gerçek yaşamına en yakın duran şey çocukluktu. Her şeyin her şeye rağmen insanın verimli ve tehlikesiz şekilde kendi kendine sahip olmasını sağlayan iş birliği ettiği çocukluk. Sürrealizm sayesinde bu fırsat ikinci kez kapımızı çalıyor. Hep o ev, ateşten ev, seninle ilgili biliyorsun, o sensin, diyordu Nadia kendi kendine. Nadia o an, o evin ne olduğunu görmüştü. Antony değildi, büyük dostun evindi. Bu aydınlanma anında hatıraları dilini dizginleyememişti. O sırada birdenbire bağırmaya başlıyordu. Antony! Nadia ilk defa ona ismiyle sesleniyordu. Benim aklımda bir roman yazacaksın, buna eminim. Hiç hayır deme, dikkatli ol. Her şey zayıflıyor, her şey kayboluyor. Bizden bir şeyin kalması lazım. Biraz ateşin adı olmalı. Çünkü sen söz konusu olduğunda hep ateş çıkabiliyor. Ev de var tabii ama ateş kadar hayatı değil. Aşk deneyimi ileri doğru itici bir güçtür. Ev fikrini hayatından çıkaramasa da
Yalnızca Andrea'nın bu evi yok edeceğini biliyordum. Ki bu güç sadece aşkta vardı. Nathan'ın Andrea'dan istediği kitap da bir eksikliği niteler. Düşüncelerinde karara vardı bu ilişkinin sonsuzluğa varmasını istiyordu. Böylece bu kitabı yazarak hayata ve zamana meydan okuyacaklardı. Nadia gitmişti. Hayatı boyunca hiçbir şeye tutunamamıştı. Ama Nadia'dan da gitmişlerdi. Bu yüzden eksikliğini Andrea'yı tamamlamaya çalışıyordu. Anne bir türlü cevabını bulamadığı o soruyu sorar. Kimdi gerçek Nadia? İlk görünüşündeki savunmasız, gösterişsiz Nadia mı? Yoksa iyi giyimli, esinleyici varlıklı mıydı? Anne şunları dile getirdi. Artık Nadia'yı görmemem gerektiğini düşünerek ağlıyorum. Ve bana önceden dile getirdiği, o denli derin olan cümlelerinden başka hiçbir şey anlatmak istemiyorum. Aşık neden sadece hatıralara sığınır? Andrea, Nadia'nın aşkına karşılık vermekte ve kendi kendine konuşmalarını anlamakta daha çok zorlanır. Andrea sonlara doğru itiraflarını dile getirir. Oldukça uzun bir zamandan beri Nadia ile anlaşamaz oldum. Doğrusu istenirse galiba hiçbir zaman tam olarak anlaşamamıştık. En azından hayatın basit ve sıradan şeylerin nasıl bakacağımız konusunda. Nadia artık zamanı umursamıyor. Ağzından çıkan boş sözcüklerle Andrea'nın önem verdikleri arasında ayrım bile yapamıyordu. Bu yüzden kimsenin varlığını hafifletmek istememişti. Herkesin kendi hafifliğine kaybolduğunu gören Nadia da Andrea'nın onlardan farklı olduğunu düşünmek istiyordu. Aşk olayının sonu yine ayrılık olmuştur. Bir insanın hayatını onunla birlikte, ondan verdiğinin ötesinde hiçbir şey elde etmeye çalışmadan yaşamayı, konuştuğunu veya sustuğunu görmenin yeterli olmasını sağlayan ne varsa Andrea için mevcut değildi artık. Andrea, Nadia'ya asla bağlanamamıştı. Çünkü Nadia buna hiçbir zaman izin vermemişti. Bağlanmak onun için özgürlüğün tam tersiydi. Bir yandan Andrea'yı özgür bırakır, diğer yandan onu her yere sürükleyecek kadar etkiler. Andrea, bu aşk olayı için şunları söyler. Aşk mı sadece? Benim bildiğim anlamdaki aşk mı? Gizemli, mümkün olmayan, biricik, akıllara durgunluk veren, kuşku götürmeyen aşk. Yani ancak her türlü denedi olabildiği kadarıyla aşk. Burada mucizenin gerçekleşmesine olanak tanımış olan aşk. Eğer Nadia ile olsaydı, onu kendi yüreği hayatına girmeye zorlayacaktı ve özgür ruhunu elinden alacaktı. Aşk bu yüzden de cesaret verdiğine yakıştırılamaz mı? Yoksa onu korkak biri mi yapar? Aşık sevgini bayağı olmaktan kurtarmıştı. Ancak birkaç ay sonra Nadia'nın denildiği haberini alır. Kitap boyunca tımarhanede onu ziyaret ettiğine dair hiçbir bilgi yoktur. Bu süreçte yaptığı tek şey ise psikiyatri alanına ve akıl hastanesini eleştirmekten başka bir şey yapmamıştı. İsyanları, nefreti Nadia'yı tımarhaneden çıkarmaya yetmeyecektir. Nerede olduğunu bildiği halde neden gitmemiştin yanına? Burada düşünmemiz için bir alan açılmış olur. Hayal gücünü kutsaklaştırmak, insanın kendi öz varlığındaki mutlak adalet duygusuna ihanet etmektir. Bu yüzden Andrea'nın Nadia'nın ardından gitmesi aptallık olacaktı. Peki ya Nadia tımarhaneden çıkmış olsaydı Andrea onunla olacak mıydı? Belki o da herkes gibi yeni yaptasına sahip biriyle olmak istemeyecekti. Nadia için şunu söyler. Olayın özü şu ki, Nadia için bir tımarhanenin içi ile dışı arasında pek büyük bir fark olabileceğini sanmıyorum. Belki de Nadia bütün bu badirelerden deliliyle kurtulmuştu. Sonuç olarak Nadia hala Andrea için bir hatıra. Bu aşk olayının gerçekleşmesi imkansızdı. Bu yüzden de sonsuzdu. Andrea'nın onun için bir kitap yazmasının Nadia'nın da diretmesinin sebebi tam da bu gerçeği biliyor oluşuydu. Andrea sürrealist bakışı içinde hiçbir şeyin olmayacağını bile bile umursamaksızın devam etmişti. Andrea Breton bu kitapla birlikte sürrealizmin yalnızca sanatsal olmadığı, yaşamın bir parçası olduğunu göstermek ister. Gerçek yaşamın içinde gerçeği aşan insanların olduğuna vurgu yapar. Breton sürrealist manifestolarda dış ile gerçeklik olmak üzere ilk bakışta çok çelişkili gibi görünen bu iki halin gelecekte tabiri caizse bir tür mutlak gerçeklik olan sürelikte bütünleşeceğine inanıyorum. İşte ben bu sürelik arayışının peşinden gidiyorum. Bulamayacağımdan emin olmama rağmen kendi ölümüme karşı ona sahip olmanın getireceği mutlulukları az da olsa hesaplayamayacak kadar fazlasıyla algımsızım diye açıklar.
senin için son sorgulamalarından biter. Kim var orada? Sen misin lan buna? Öbür dünyanın, tüm öte dünyanın bu hayatta olduğu doğru mu? Seni duyamıyorum. Kim var orada? Yoksa yalnız mıyım? Ben kendim miyim? Bu sorgulamadan şunu çıkarabiliriz. Düşüp kalktığımız kişilerin bize bıraktığı etkilerin sonuçları sadece. Eserin simpozyum ile bağlantısını sadece bir konuşmacının aşk görüşünü ele almak haksızlık olacaktır. Her bir konuşmacıdan izler görülür. Pazanias'ın aşk anlayışına baktığımızda, o aşkla ilgili araştırmayı yalnızca aşkın değil, aynı zamanda sevgilinin de bakış açısını yapmaya çalışır. Çünkü ilk başta sadece Andre'nin bakış açısından Nadia'yı görürken, daha sonra da sevgilinin aşık rolüne büründüğünü görürüz. Simpozyumun dördüncü konuşmacısı olan Aristofanes'in düşüncesinde de benzerlik kurulabilir. O aşk nedir sorusuna Aronius diye cevap verir. Çünkü aşık ve sevgili kendi eksikliklerini arar durumda. O halde her birimiz bir insanın karşılığıyız. Her birimiz kendi karşılığını arıyor durmadan. Antre'de Nadia'da kendi eksikliklerini tamamlamak için çıkmışlardı aşk yoluna. Ta ki onu bulana kadar. İşte bu bütünlüğü arzulamanın ve aramanın aşkıdır aşk. Bu bütünlük arayışı başarının bir sonuna bitmese bile ona ulaşma arzusu bu aşk için yeterli olacaktır. Teşekkürler.